Allah Resulullah. Barşanızga bugünkü gün bahtlı, ıkbalı olsun, barakatlı olsun. Hemenizi bugünkü günden kılgan niyetleriniz uşarsın. Ve niyetlerinizi yetiştirdiğinizde Allah barşanızga hamrah olsun. Hop. Demek hemenizi taşırımızdan bağlayıp memnun buldum. Bugün dersimizi başlayalımız. Tel makaleler için ben uzun internet vatandaşım. Resulü Anvar. 1977 1999 yıllarda alaka tizimlerde mühendis bulup işledim. 1999 yıldan 2014 yılda tadbirkarlık kıldım. 2014 yıldan Skyway uçuşlar bulup Skyway hakkında işittim. Dekabr ayında 2013 yılda işittim ve yanvar ayından mühattan otup fevral ayından birinci dolarlarını başladım ben. Hazır geçe hali tolavlarını birer ay hem tohtatkenim yok. 2018 yıldan başlap Regan Rahbaliye'ye tavsiye kılıştı, iltimas kılıştı. Şu boyunca Regan'da rahbar bulup, şey, 2018 yılı gelgende bizim tizimimizde 2000'e yakın adam vardı. Ulan işte bir madde 10 dolarlık, 5 dolarlık registrasyondan o'tib o'zgina 5-10 dollar pul ketganlar ham bor edi. U paytlarda demak 14-chi yil, 15-chi yil, 16-chi yillarda ro'yxatdan o'tganlarga masalan kim ro'yxatdan o'tishligi bilan 14-chi yilda 10 ming dona ulush bekorga berilgan ro'yxatdan o'tgani uchun. 15-chi yili 5 ming dona, 16-chi yili 1000 dona shunaqa bo'lib kamayib kamayib bugungi kunda ro'yxatdan o'tishlik bepul, lekin taklif bilan ishlansa pullik bo'lib ketdi. Demak, bugungi mavzuyimiz kompaniyani, Skyworld Community kompaniyasining maqsadlari, loyihalari, kompaniyani kelajagi haqida gaplashib o'tamiz. Bugun bir ajoyib damda turibmiz, chunki kechagi kuni promotion berilgan edi. UNESCO'nun tavalludunun 22 yılligiga ve kosmosga birinci adam uçgan 60 yıllık münasebeti bilan. Nima uchun kosmonavtika kuni 12 aprel, nima uchun bizga qadrli degan bir savolga javob berib o'tamiz. Bu kun UNESCO ham mana shu kosmik fazoviy kemalarni uchishligida o'zining ixtirolari bilan o'zining tadqiqotlari bilan qatnashgan. Akademik Karolyov bilan birga ishlagan kosmonavtika ittifoqining a'zosi bo'lgan va bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining grantlarini olgan bu mavzu bo'yicha. Shuning uchun bu ikkita qo'shaloq bayramga UNESCO tomonidan, kompaniyadan, Skyway Community tomonidan, Skyway tomonidan yo GTA deymiz, General Transport Investment kompaniyasi holdingi tomonidan shunaqangi bir promotion e'lon qilindi. Bu esa ko'pchilikka hamkorlarimizni juda quvontirdi. Hozirgi kunda u yana bir haftaga uzaytirilgan va u diskontlar bo'yicha, ya'ni olgan diskontingiz masalan 250 dollardan 500 dollar atrofida bo'lsa, 250, 300, 350, 400, 500 bo'ladigan bo'lsa, bir yarim barobarga ko'paytirib beriladi. 1000 dollardan yuqorisiga 2 ga ko'paytirib beriladi. 3000'den yukarısıyla 2'de kupon verilirdi. Bitti 1,5'lik, bitti 2'lik. 5000'den yukarısıyla 2'de 2'lik kupon verilirdi. Ve hakkızı. Şu tertipte kategoriyada ki geometrik progresif sorgu kategoriyada. Demek ki maksatlarımız. Kırış kısmı kategoriyada olsak. Şu yıl 1. April günü. 21. yıl 2021 yıl 1. April günü. Bizim kampanyamız 6 yaş kötü. Skyward Community kompaniyasi 6 yoshga to'ldi. Bundan 6 yil muqaddam kompaniya 15-chi yili 1 aprel kuni birinchi o'zini saytini ishga solgan va birinchi ro'yxatlardan o'tish boshlangan. Biz 1180 dan ortiq mamlakatlar va barcha vaqt zonalarini egallaganmiz. Hozirgi kunda butun hattoki o'sha Tibetdagi lamagacha borib o'sha ko'rishib buni ham fotihasini olib kelgan. Dünyanın barca memleketlerinde gezip çıkıldı ve barca memleketlerinde bugün günde vakolatxonalarımız var. O şey 180 daha orta davlatlarda. Demek ki bu bizi önce de katta
yönelişleri iş olup bırakmalarımızı yani buradan bir neticesini tasdikladı. Kampanya albatta bilasım şuna hangi bir kampanyada da şuna hangi bir vaqtla şuna hangi bir momentle bolar ekan ki kimdir uzoq muddatli investitsiya nima ekanligini tushunmay kelganda tushib qolishligi mumkin ekan. Bizning lokomotivimiz olg'a ketib turibdi hozirgi kunda. Lokomotivimiz to'xtash niyati yo'q. Lokomotiv yana bir 100 yil, 200 yil to'xtamay yuradi. Vagonlar qaysidir bir vagonda uzilib qoldi. Buni ko'pchilik bu yerda turgan eski hamkorlarimiz bilishadi. Civic degan bo'lardi, Skyway Investment Group degan bo'lardi. Xabarotni boshlaydi-da bu kompaniya 18-yil tushib qoldi. Mana 3 yil bo'lib tushib qolgan ekan. Lekin bizning lokomotivimiz to'xtamay yuribdi. Bu komandadan ko'pchilik yoqib o'tib, ish olib boryapti. Bundan tashqari RSV tizimimiz bor. RSV tizimimiz fondimizda ham hozirgi kunda Maksim Nesir degan ajoyib bir hamkorimiz yana Sular degan bir hamkor bilan ish olib boryapti. Ular bizni prilejaniyamiz ya'ni Skyworld Community Skyway'ni bir mobil prilejaniyasi bor. Unda siz programmani sotib olganingizdan keyin ular smartfoningizga o'rnatgandan keyin u orqali siz xohlagan bir manzaraga Skyway yo'lini qurishlik imkoniyatini beradi. Demak, bizning safarimiz bu mamlakatlardan 100 minglardan ortiq samarador, sarmoyador va hamkorlarimiz bor. Bizning safimizda demak, mana shu 180dan ortiq davlatda hozirgi kunda 100 mingdan ziyod. O'rta hisoblarga qaraganda jami ro'yxatlar 350 ming bo'ladi. Shundan bir 50 ming, 60 ming, bir 100 mingga passiv bo'lsa, qolgan menimcha 200 ming ular aktiv holatda ishlab, hamkorlik qilib turibdi. Biz ular bilan faxrlanamiz. Har birimiz bilan bu yerda kim bor bo'lsa, alohida minnatdorchilik bugungi yig'ilishimizga qatnashganlarni hammalariga, Ahmadali, Salohiddin Yunusov, Ahmadjon, Bahromjon, Nadejda, Rahmatulloh Umarxonlarga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Barchalaringizning borligingizga shukr. Bu komanda deyiladi, ya'ni jamoa deyiladi. Kirish so'zida shundoq deb aytamiz. Sizlar bilan birinchi marta bunaqa tarzda suhbatlashmoqdamiz. Chunki hamma harakatlarimiz maxsus maqsad va asosiy loyihalarni qo'llash maqsadida emasdi. Ya'ni bizning maqsadimiz faqat shunaligi ekoparkni tashkil qilib, ekoparkni ishga solib qo'yib, 15 ta etap yakunlagandan keyin qo'l qovushtirib o'tirish emas edi. Buni kelajakda buni nima maqsadlar borligini mana shu bugungi taqdimotimiz davomida o'rganib olasiz, bilib olasiz. Harakatlarimiz maxsus maqsad va asosiy loyihalarni qo'llash maqsadida emasdi. Harakatlar jamoaning asosiy ishlaridir va barcha jamoa a'zolari ular haqida aniq tasavvurga ega bo'lishlari shart. Demak, aniq tasavvur bizning missiyamiz, ya'ni kompaniyani Skyworld Community kompaniyasini missiyasi, ya'ni uni maqsadi asosiy nima ekanligini bugungi kunda bilib olamiz. Shunaqa maqsad va loyihalarimiz siyosatini barcha jamoa a'zolari bilishlari, qo'llashlari va esda tutishlari shart bo'lgan vaqt keldi. Ya'niki qilinadigan ishlarimiz asosiy samarasini, asosiy negizini, asosiy maqsadini nima ekanligini biladigan davr keldi. Nima uchun bu Skyworld Community tashkil qilingan va uning maqsadi asosiy nima? Mana shu narsani loyihaning va maqsadimizning siyosiy bir jarayonini bilishligimiz hammamiz uchun shart. Buni bilmasak kelajakda qiynalib qolamiz. Asosiy maqsad. Masalan, bizning kompaniyaning asosiy muhim maqsadini va unga yetish hamda kompaniyamiz qanday bo'lishini tushunish. Buni biz hozir slaydlarda bitta-bitta slaydda ko'rsatib boramiz. Bu qanday maqsad? Demak, bizning maqsadimiz unga yetish hamda kompaniyani qanday bo'lishini tushunish. Kompaniya qanaqa bo'ladi? Oxirgi natijada, oxirgi etapda qanaqa bo'ladi? Mana bu qurilishdagi 15 ta etapda emas, bu maqsadni amalga oshirish jarayonidagi etaplar haqida gapirib o'tamiz hozir. Natija, demak, maqsad qo'yilgan maqsadimiz aniq, natija. Biz qurayotgan va qo'yadigan kelajakni qandayligini tushunish va yaxshi boshqarish muhimligini anglash. Boshqarish har birimiz boshqaruvchisiz.
kim ikkita odam taklif qilgan bo'lsa, kim uchta odam taklif qilgan bo'lsa, kim bitta odam taklif qilgan bo'lsa, bu albatta boshqaruvchi. Ya'ni sponsor degani homiy degani, homiy degani boshqaruvchi degani. Ya'ni o'tgan darslarimizdan aytib o'tganmiz, bitta muhim so'z aytib o'taman bu yerda. Tarmoqli marketing menejeri degan lavozim. Shunaqangi bir ish kasb hozirgi kunda bor. Vrach, haydovchi, oshpaz, shuning singari nonvoy, shuning singari birlariga kasblar singari bu ham bir tarmoqli marketing menejeri degan kasb bor. Menejer degani inglizcha so'z bo'lib, u boshqaruvchi degan ma'noni beradi. Marketing tarmoqli, mana shu yerda ikkita so'z inglizcha so'z bo'lganligi uchun mana shuni aniq tushuntirib o'tkazaman. Tarmoqli marketing menejeri. Bu nima degani? Tarmoq tushunarli gap. Marketing degani savdo, sotiq. Menejer degani boshqaruvchi. Tarmoqli savdo sotuvni boshqaruvchilar degan ma'noni beradi. Hammangizni bu kasb bilan tabriklayman. Zebo xon, xush kelibsiz. Demak, har bir kompaniyaning muhim maqsadlari bo'ladi. Va butun jamoa o'sha maqsadlarni amalga oshirish borasida bir yoqadan bosh chiqarib ish olib boradi. Ya'niki bu yerda nima uchun biz oldingi keskin gaplarni aytib o'tganmiz? Oldin shunaqangi bir tarmoqda yoki o'zimizning kanalimizda, chatimizda shunaqangi keskin gaplarni gapirdim. Nima uchun bu? Bu albatta hamkorlarimizni bir o'zlarini nima ish uchun kelganliklari, nima qilishlik kerakligini bu yerda kompaniya bilan birga nima ishlarga erishishi mumkin, nima maqsadlar bor. Mana shu narsalarni anglab yetishligi uchun keskin gaplarni ham gapirishga majbur bo'lindi. Chunki, bilasizmi, torlik transportda bu torlik transport. Torlik transport. Odamni asablantiradigan torlari bor. U torlarni chetsa, albatta, ong rivojlanadi. Ong osti rivojlanish jarayoni qo'zg'aladi va inson fikrlashga majbur bo'ladi. Bu so'zlarni nima uchun eshitdik? Nima uchun bu so'zlarga loyiq bo'ldik degan fikr insonni xotirasida tiklanadi. Demak, kompaniyaning maqsadi bu maqsad deb ham bu bosh maqsad ham deb ataladi. Mahburaviy maqsad siyosiy. Siyosiy mahburaviy maqsad ham deyilishi mumkin. Bu bosh g'oya kompaniyaning haqiqiy borligidir. Eng katta g'oya nima o'sha bilamiz hammamiz. Eng spasibay, eng katta g'oyamiz. Va undan tashqari yana mayda-mayda g'oyalar bor. Ularni mana shu kompaniyani hozirgi taqdimot jarayonida asosiy maqsadlarini biz tushunib anglab yetamiz hozirgi kunda. Demak, kompaniyani haqiqiy borligidir. Bu haqiqat shundoqki, har birimiz ertalab shu g'oya bilan o'rnidan turadigan bo'lishimiz kerak. Masalan, bir yerda turamiz deb yozdim. Men atrofimda boshqa shunaqa ishlayotganlar ko'pchilik, men biladigan ko'pchiliklar ertalab turib, men ko'pincha aytganman, men ertalab turib, qodan turgandan keyin, bundoq namozimni o'qiganimdan keyin, birinchi qilgan ishim kompyuterni ochib, kabinetga kirib, qanaqangi jarayon bo'ldi, o'shani kuzataman. Turishligim bilan bir olim odam aytgan ekan, seni harakatga keltiradigan Umar Xayyom bir jumlasi bor ekan. Senga degan ekan. Umar Xayyom kechasi uyqu bermaydigan emas, seni ozonda uyqudan turishlikka majbur qiladigan maqsad eng asosiy maqsading degan ekan. Meni uyqudan turishlikka majbur qiladigan maqsad mana shu kompaniyaning rivoji va bu kompaniyaning dastlabki hosillaridan birgalikda sizlar bilan mevalardan terishlik. Demak, bu butun borliq insoniyati uchun bizning garmonik tiklamamizdir. Ya'ni tiklamamiz degani investitsiyamiz, bizni sarmoyamiz, bizni tikkanimiz, bizni qo'shganimiz degani. Butun garmonik, ya'ni uyg'unlikni beradi. Bizning g'oyamiz butun dunyoni qaytadan mana o'lib borayotgan dunyoni tiriltirish va bu dunyoda har bir inson o'z maqsadini erishishlik uchun unda turtki bo'ladigan bir g'oyadir. Bu shunday narsadirki, bu dunyoda nima uchun borligimizni shu sabab anglab turishimizda kifoyadir. Ya'ni bu yerda nimani nazarda tutyapmiz? Bu yo'l qurilishligi, sadaqa joriya hisoblanadi. Demak, sadaqa joriya. Bu insoniyatni Alloh yaratishligidan nimani nazarda tutganligini bilishlik va bu missiya Unitski orqali berilgan bu tadqiqot
bu olup bölüngen işle, burasının hammesi Allah tamamından insaniyatki birliğinden imkaniyat. Bu imkaniyatını Yunitski şünçelik kılıp verdi ki, hatta bunu Allah şuna hangi bir cereyanını şuna kılıp verdi ki, hiçbir devlet başkası, ya bir, hiçbir boy bir devlet olan bunu pül tikmedi. Ve neticede halk bunu pül tikip, crowdfunding güneş bu için bu kampanya öyle yönelttiriş ve rojlantiriş maksadı Anatoly Eduvarovich Yunitski'de payda oldu. Anatoly Eduvarovich bu ayının 13. yılı dekabr aylarında internet tarmağında elan kıldı. 14. yılı mesela yanvar ayında Avrupa dışına hangi odat var? Yanvar ayında ular 15 gün şanlı pazar arada koşulup geçse malumca 17 gün geçe dam oluşuyordu. Yanvar ayının ahırlarında Skype chat kılındı. Skype chatte bu maksatlarını anıqlaştırıldı, tınıqlaştırıldı ve insan birinci sefer mesela maktabı borganda insan ilgir bor turuncu 5. sınıf dersini verilmeydi. Aslında yine 1. sınıf, 2. sınıf, 3. 5. 10. sınıflara borlardı. Biz hazır 9. sınıf dersliğini alıyoruz. 10. sınıf dersliğini hem alıyoruz yakında ve biz maktabını bitirip üniversitede okuşlarını başlayalımız. Bu bir start yok ki kampanyanın ayakı turuş cereyanı da şuna hangi az gün kamçak kamra malumatları bir görüldü. Ve bugün bu malumatımız mükemmellikke yakınlık derslerimiz böyledi. Bundan bir yolda derslerimiz var, cilukup derslerimiz var. Bu derslerimiz elbette bir varımız. İşte yok mal, rojen işlerin isteyen adamları bu nesini elbette etap üçüntür varımız. Demek bize dünyada ne için kerelikimiz, bu kampanyanın ne için kerelikini, bunun misyesini ne ekerlikini, insaniyatka toza hava veriş, insaniyatın uzağına yakın kılıçlık, insaniyatının çıkını çıkardığın şuna kadar zavut, fabrikaları, insaniyat elbette içtimai vücut. Bu içtimai vücut bakanda bu onun özvi garizeleri, ihtiyaçları böyledi. Bana şu garize ihtiyaçlarını kandırışlık için, yani garize neymez, aslında ihtiyacını, özvi ihtiyaçlarını kandırışlık için insan nemenidir talep kıladı, nemenidir istimal kıladı. Yani şu istimal kıladık onun derslerine, mesela mal bokşuydu hazırdı, şuna kadar tatbik otlarına utkazındı, mal kavşandan payetidi, katta şok durumunda. Burada okumalı, kavşandan payette metan gaz çıkarırlar. Şunu sorduk, biz havamızda nisbi kısırlığını kamayıp getirdik. Bütün bana bu global ısırlık, muhit ne özgürlüğü, havanı özgürlüğü, havanı özgürlüğü ve zaharlı çıkındalarını atmosferde köplüğü. Yani şu nasırlar etibar nümesinde buldu. Şu nasırlarını kullanışlığı, kopartışlığı neticesinde buldu. Şimdi bana köpçülük Avrupa memleketleri nümadiyede vegetarian, Müslümanlığı bile ama kazanır, göçten atkaz kalır. Hatta ki Amerika'da ham haftanın bir günü de umuman göç istimalini tahtıtılarak. Çünkü o şey aslında göç istimaldan çıkış, havayımızı bize yapar, maş hayvan. Hayvanı fakat ağızdan çıkan kavşandan değil, metan gazı ettik. Bunu ahiretten çıkan gaz, onun çıkındıları, onun çırışlığı, görüşlüğü, böyle hames albatta bizi, yer kuramımızı zararlandırıp olmaktı. Şunun için kampanyanın maksadı, bana şuna kanka çıkındı çıkardık onu, demek işlep çıkarışlarını kökke çıkarış. Yer satkıdan fazo kısmını ötkezir. Yakın kosmoske hep çıkış ve uyağda zavut fabrikalarını kuruş. Bu ise kampanyanın asosiy mezonu hisoblanadi. Demek asosiy maksat emas, balki kampanyanın loyihasi kampanyanın maksusga aylantiradi. Maksat demek, maksat şu narsani qilish deymi? Ha bu endi demek maksadimiz shunaqa ekan. Insoniyatga havolani berish, tozalikni berish, tezlikni berish, yaxshi havolani berishlik bo'lsa, uni loyihaning maksus nimaga qanday holatda bu yerda yuzasida yerdan yuqorida 7 metr yuqorida birinchi etapda harakatlanadigan transportimiz yer yuzasida bo'lsa, ikkinchisi yerdan tashqarida bo'ladigan bo'lsa, transport bu ham albatta hisoblanadi. Bu narsa kompaniyani maxsusga aylantiradi. Maxsus kompaniyaga aylantiradi. Chunki raqobat yo'q. Boshqa xuddi shunaqangi bizdan biz qilayotgan dasturda ishlayotgan boshqa kompaniya yo'q. Yana ta'kidlab dona-dona qilib aytaman. Bizni kompaniyamizda raqobat doshi yo'q. Hali hozirgacha shu yo'nalishda ish qilayotgan kompaniya yo'q. Shuning uchun bu maxsus
kompaniyaga aylandı. O'zgachilikni ayn loyihada ko'zda tutilgan bizning asosiy harakat shaklimiz shundadir. O'zgachilikni loyihada ko'zda tutilgan, ya'niki boshqa bizneslarga o'xshamaslik. O'zgachilik degani boshqasiga o'xshamaslik, muqobil yo'qligi degani. Mana shu o'zgacha demak loyihadagi ko'zda tutilgan o'zgachilik demak bizning asosiy harakat shaklimiz shunda. Mana shu jarayonni rivojlantirish, takomillashtirish va buni yana kengaytirib borishlik. Buni kengaytirish nimalar bilan kengaytiriladi, qanday kengaytiriladi, keyingi slaydlarimizda ko'ramiz. Asosiy murakkablik bo'ldi. Bu murakkablik bu nima uchun? Nimaga mafkura va maqsadga ketayotganimizni bildiruvchi mezondir. Bizning murakkabligi bu loyihaning murakkabligi asosiy mezonga ana shu biz insoniyatga beriladigan biz narsalarimiz. İnsaniyat nimaga muhtoj bo'ladi? Oziq-ovqatga muhtoj bo'ladi. İnsaniyat nimaga muhtoj bo'ladi? Ish joylarga muhtoj bo'ladi. İnsaniyat nimaga? Havoga muhtoj bo'ladi. İnsaniyat bir joydan bir joyga borishga tezlikka muhtoj bo'ladi. Mana shu to'rtta jamlamani hammasini kompaniya beradi. Shuning uchun buni mafkura maqsadi ketkazdimiz undiruvchi mezon bu. Bu faoliyat asosiy maqsadga erishish usulidir. Maqsadga erishishlik uchun avvalo bir denaga yuqori texnologiyani butkul tushuntirib berilmadi. Asosiy skyway'ni mana bu yer sathida yuradigan turini avvalo tushuntirib berildi. Asosiy tur deb shu narsani, asosiy urg'uni ekotexnoparkni barpo qilishlikda. Ekotexnoparkda bu yerda park bekalardan bormi? Rahmatullo park bekalda. Tak, boshqa ko'rmayapman. Baxtiyorjon tasdiqimizda qatnashmoq bo'ldilar, kishi borib kelgandilar. Vaholanki, borib kelganlar bilishadi, o'sha yerda juda ko'p yo'nalishlar borligini. Biogumus yo'nalishi, apidomik, epidomik, ko'rganmiz shu narsalarni, ya'ni nima epidomik nimasi u? Ekodom, mana ekologik uy, uning ichida o'tirib, xolaslarni ko'rdik, tepasiga chiqdik, uni ichki sharoitida qanaqangi bu ko'kalamzorlashtirilganligi, tomlari ham ko'kalamzorligini ko'rib keldik. Epidobikimiz u demak kichkinagina xonacha bo'lib, 4 kishi kirib o'tirishligi yo 2 kishi yotishi mumkin bo'lgan kichkina xonacha bo'lib, xonachaning ikki tomonida 5tadan 10ta yashil asalar bor. Bu xonaning ichida asalarini issiqligi bilan, asalarini hidi bilan, asalligi bilan davolanish xonasi. Shunaqangi. Yoki qum zonalarida ekinlarni ekish. Bu katta samara berdi. Bizi Dubaydagi ekoyimizda ana shu usulda bo'yintirish, ya'ni biogumus bilan qumni bo'yintirish hisobiga qora tuproq olib borilmadi. Qumni o'zida ko'chat yetishtirildi. Bu kunda qumni ustida kompaniyaning ekinlari barq urib yashnab ko'karib turibdi. Bu esa bizning kompaniya asosiy maqsadga eltuvchi yo'ldir. Asosiy maqsad va Skyworld Community kompaniyasining loyihasi. SVK'ning asosiy maqsadi yer kurrasining 10% aholisini moliyaviy mustaqil va moliyaviy ozod insonlarga aylantirish. Bu dastur orqali biz nima uchun odamlarni jalb qilyapmiz? Nima uchun biz odamlarni jalb qilyapmiz? Bizni masalan tizimimizda 800 ming odam bo'lsa, shunda 10% bo'ladi. 800 ming odam biladigan bo'lsa, yer kurrasining 10% aholisi bo'ladi. Shuni moliyaviy mustaqil va moliyaviy ozod insonlarga aylantirish. Shu yerda ikki og'iz moliyaviy mustaqillik, moliyaviy ozodlikka e'tiborni qaratib ketaman. Ba'zi bir odam moliyaviy mustaqil qanoq bo'lishi mumkin, moliyaviy ozod odam kim bo'lishi mumkin, qanaqa bo'lishi mumkin, qancha summa nima bo'ladi moliyaviy ozod uchun summa albatta ahamiyati katta bo'ladi. Moliyaviy mustaqil bo'lishlik uchun inson 10 yil ishlamasa yetadigan pul bo'lishlikka raza pastda. Bu nima degani? Masalan, o'rtacha hozirgi kunda bitta oilaga 5 million pul yetarli hisoblanadi. Bir oyga 5 million. Demak, 1 yilda 60 million. 10 yildachi 600 million. 600 million so'm. Agar siz ana joyda 600 million so'm pulingiz turgan bo'lsa, siz moliyaviy mustaqilsiz. Tabriklayman. Moliyaviy mustaqillik bilan tabriklayman. Bu narsaga erishishlik uchun kompaniya arzimagan pul bilan shu narsaga erishishni taklif qilyapti.
Bugünkü günde 5 yıl davomida millioner bo'lmoqchi bo'lsangiz, dollarga millioner bo'lmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Kelib, bemalol ish boshlashingiz mumkin. 100 ming dona aksiyani xarid qilib qo'yishingiz mumkin. 100 ming dona aksiyani xarid qilgan odamga Alloh subhanahu va taolo inshaalloh anatoyidoshkini aytishi bo'yicha 5 yilda millionerlikni nasib qiladi. 5 yil degan so'zni ko'pchilik har xil tushunadi. Bu kompaniya daromad berishni boshlagandan keyin 5 yilda olinadi. 2015 yılı kurduktan adamın 2020 yılı ben milyoner bulmadım ki de sana fikir kılmasın gerek. Bir yada çukur fikirleştik gerek. Kampanya dividend bir işçi başlayandan ki maliye pazarına çıkandan ki IPO'ya çıkandan ki 5 yılda doları milyoner buladı. 100 bin tane aksesi var adam. Bunu kadar tasdiklenene bunu tasla başım başka. Kampanyanın ürünlerinin dastlabki narxi 1 dolar. 5 yıl devam eder ama bu da kampanyanın ürünlerinin narxi aksiyaga alınadı. Aksiyaga alınandan narxi 5 yıl devam eder 10 dolar ve olsa 100 bin dolar aksiyası var adam milyoner bo'ladi. Mana shunda moliyaviy mustaqillikka erishadi. Endi moliyaviy ozodlik nima? Moliyaviy ozod odam kim aytiladi? Biz hozir aytib o'tdik. Masalan, o'rtacha siz ro'zg'oringizda 5 million pul ketsa, demak, 10 yilda 60 million bo'lar ekan. Endi shuni 3 ga ko'paytirasiz, 30 yil. Demak, 180 million qo'yib qo'ygan pulingiz bo'lsa, chekada 180 million so'm pulingiz bo'lsa, sizning ro'zg'oringizga 30 yilga yetar ekan. Shundoq bo'lsa, siz moliyaviy ozod bo'lasiz. Tabriklayman, siz ozodlik bilan. Demak, kampaniyanın maqsadi mana shundoq sizani yerda pulingiz turishligini ta'minlab qo'yish. Moliyaviy mustaqil qilish va moliyaviy ozod qilish. Va undan ko'p, undan da ko'p. Ya'niki, buni keyingi 10-chi sinfimizda o'tamiz, qanday qilib o'sha millioner bo'lishligingiz, buni qanaq sarf-xarajat qilishlik. Bu masalada yana bir e'tiborli jihati borki, mana bizda moliyaviy barqarorlikni, ya'ni Robert Kiyosakini boy ota ham bog'i ota kitobini ko'pchilik o'qigansiz, uni cashflow deydi, shunaqa o'yini bor. Moliyaviy barqarorlikni beradi, shunaqa bir oylik nimasi bor. Shuni Skyward Community'ga mo'ljallangan holatdagi shakli bizda bor. O'shani marhamat ofisimizga kelib, trenajyor deymiz. O'shanda foydalanishlik imkoniyati bor. Har bittangiz masalan aytaylik kelishib bir-birimizni o'zaro hech bo'lmasa bir to'rt kishi bo'lib kelinsa, ofisda biz bu moliyaviy bilimni beramiz, xudo xolasa. Xo'p, loyiha. Biz moliyaviy, iqtisodiy, ijtimoiy eng yirik xalqaro investitsion tarmoq yaratmoqdamiz. Buni keyingi holatda tushuntirib beramiz. Bu nima ekanligini moliyaviy, iqtisodiy, ijtimoiy eng yirik xalqaro investitsion tarmoq yaratmoqdamiz. Buning uchun biz nima qilyapmiz? UST, Unisky String Technology. UNESCO'nun turli texnologiyasi kompaniyaning innovatsion mahsulotini dunyo bozoriga olib chiqishni va sotishni tezlashtirish uchun moliyalashtirmoqdamiz. Ana shu kompaniya mana shuni bozorga, moliya bozoriga chiqib, tez serhildor bo'lishligi uchun buni bozorga chiqishligimiz va sotishni tezlashtirishlikka biz moliya tikyapmiz. Siz bilan biz tikayotgan moliyamiz bilan kompaniya shu qancha ko'p biz pul tiksak, qancha biz hamkor taklif qilsak, biz IPO'ga chiqishligimiz shuncha tez bo'ladi. Odamlar savol beradi, qachon IPO'ga chiqamiz, qachon IPO'ga chiqamiz. Mana sizga bir misol. O'tiribsiz uyingizda, qachon chorsiga boraman? Qachon chorsiga boraman? Qachon chorsiga boraman deb o'tiribsiz. Borasizmi chorsiga? Yo'q. Bormaysiz. O'rningizdan turasiz, yurasiz, oyoq chalaringizni harakatga keltirasiz, chorsiga borasiz. Mana bu yerda ham shunday. Moliyalashtirib qancha kerak tez bo'lsa, chorsiga borish shuncha tez bo'ladi. Masalan, moliyangiz yo'qmi? Oz pulingiz bilan piyoda ketyapsizmi? Chorsiga yarim soatda borasiz. Masalan, avtobusga chiqasizmi? 15 minutda borasiz. Taksiga chiqasizmi? 10 minutda borasiz. O'zingiz mashinangiz bormi? 5 minutda borasiz. Xuddi mana shunday. Avtobusingizda pulingiz bo'lsa, 1000 so'm bilan avtobusda borasiz. Taksiga pulingiz bo'lsa, 2000 bilan taksida borasiz. O'zingizniki bo'lsa,
tezroq, yana ham tezroq kutib o'tirmaysiz. O'tirib, so'rib uyingizdan chiqib, so'rib o'tirib ketib borasiz. Mana shu narsani miyaga joylashtirib olaylik. Bozorga chiqishlikni, buni sotishlikni moliyalashtirmoqdan tezlashtirishlik uchun. UST kompaniyasining texnologiyasini qo'llash yo'li bilan manzil loyihalarini tayyorlamoqdamiz. Manzil loyihalari juda ko'p tayyorlangan, kelishib bo'lingan loyihalar bor. Ko'p mamlakatlar tez yurar, yunidotda o'sha qurishni orzu qilganliklari sababli shuni kutib turishdi ko'p mamlakatlar. Alloh olsa bu yil Dubaydagi 2021 Expo'da tez yurar yunidotda harakatdagi holatlarini ko'rsatiladi va mamlakat va mamlakatlar bilan shartnomalar tuzib, ularni qurish boshlanadi. Servislar va mahsulotlar yaratmoqdamiz. Servis, qanaqa servis, qanaqa mahsulot, bularni hammasini kelajakda o'zi tushuntirib beraman. Xalqaro moliyaviy huquq qobiq yaratilmoqda. Moliyaviy huquq qobig'i. Qobiq dedim, bu qobiq degan, ya'ni obolochka. Xalqaro moliyaviy huquq qobig'ini yaratmoqdamiz. Buni ham kelajakda nima ekanligini ko'rib olamiz. Yirik xalqaro hamkorlik tarmog'ini yaratmoqdamiz. Bütün dünya boyunca kampanyamız hiç bulmaganda 800 milyon adamını öz loyihasi de birleştiriş, biriktiriş. Keyingi slaydimiz, kechirasizlar, keyingi slaydimiz, yuklashimiz kerak ekan, ko'rsatishimiz kerak ekan, keyingisi, demak. Ana bunday. Rezyume. Demak, bizning loyihamizni va maqsadimizni yorqin tushunish bizlarni kuchli jamoa etib shakllantiradi. Biz maqsadni, yuqorida aytgan maqsadlarimizni, loyihaning asosiy tushunchasini tushunishlik mana suratda ko'rsatib qo'yamiz. Har bitamiz bitta g'aykachamiz. Har bir tanımızda hareketimiz keyingi harakat kuchaytirishligi. Kichkinagina g'alkachani aylanishlik katta g'ildirani aylanishligi olib keladi. Bu jamoat usulida, ya'niki har bir odam bittadan g'alkacha bo'lsa, u butun bir shakl bo'ladi, bir zanjir bo'ladi. Zanjirning eng katta harakatga tezlashishi uchun eng kichkina detallar aylanishligi katta tezlik beradi. Demak, tushunish bizlarni kuchli jamoa etib shakllantiradi. Jamoamizning har bir ishtirokchisi buni bilishi shart. O'zini mana shu jamoatdagi har bir bizning loyihamizda ishtirok etayotgan har bir inson bu yerda qanchalik muhim ekanligini, o'zini bu dastur uchun muhimligini anglab yetishligi kerak. Bittingiz oila boshlovchisiz. Har bittingiz, har biringiz bu yerdagi har bir ko'p yoshlardan tashqari, katta yoshdagilar hammasi bir oilaning boshqaruvchisi. Oilada qanchalik muhimsiz, undan da ziyodroq bu yerda muhimsiz. Tushuntiraldim? Oilada 5 kishi, 10 kishi bo'lishingiz mumkin. Boring, juda katta oila bo'lsangiz 15 kishi bo'lishingiz mumkin bitta xonadonda, bitta hovlida. Boring, 20 ta bo'lishingiz mumkin. Bu yerdachi 100 minglab ishtirokchilar bor. Siz ana shu 100 ming odamni bir shunaqangi universal, shunaqangi bir noyob topilmaydigan bir qismsiz. Buni anglab yetishimiz kerak. Siz harakatda susaysangiz, kompaniya susayadi. Siz harakatda rivojlansangiz, kompaniya rivojlanadi. Bu esa yuqorida kelishilgan harakat va yuqori natijalarga olib boradi. Kelishdik, bularni boshlaymiz. Shundagi harakatimizni yuqori natijaga olib borishlik uchun sizning harakatingiz muhim. Masalan, kompaniyaning mukammal rasmi. Mana bu yerda chizib qo'yamiz, mana Dubay 1990-yilda qanaqa ahvolda edi, 2019-yilda qaysi holatga keldi. Bu ishni tashkillashtirishlik yuqori bo'lganligi uchun aniq maqsad borligi uchun va yo'nalish to'g'ri bo'lganligidan kompaniya shunchalik Dubay holatiga keldi. Bizni ham shundan qarshish. Bu vaholanki qanchada bo'pti? 30 yilda. 30 yilda xosh holatiga keldi. Lekin
Bilirsiniz, Burç Al Arab şey o Cüzdan'da minare, Cüzdan'da minare kolu ben içeri gittim bile. İçeri bitkam. Namak ontar ile ne düşeriz? Kampanyanın on lap yıllarını taşkil etmeye biz on lap yıllardaki gün yüzde katta neticede girişken bulamış. Bu halen ki 5 yılda milyonerler köpeğiydi bizde. Kampanya Mali İktisadi Bozorga çıkandan kin 5 yılda yüzde köpler bizde milyonerler hasıl bulamış. Mükemmel resim bu kampanyanın faaliyetini hakiki dünyada kandak konuşuyla ifade edelim. Demek mana ko'pchiligimiz ko'rganimiz spesifik roliklarni ko'pchilik ko'rgan. Spesifik rolikda ko'rgan bo'lsangiz qanchalik mukammallik. Ko'kdagi bizning samodagi tizimimizning spesifikning ichki holatlarini tasvirlab berilgan. Qanday bu yerda o'simliklar bor, qanday sharoit, yerdagi sharoit yaratib qo'yilgan. Juda mukammal, sof havolik joylarni sharoitda yaratib qo'yilgan. Ko'z oldimizda tasavvurimizni keltiring. U yo'q narsa. Bir menimcha Lapsim degan film bandiki Amerikadagi o'sha kinoda o'sha o'zga sayyoraga ya'ni ko'kka chiqib ketiladi o'sha joyda yerdagi 50 yildagi bo'ladigan holat ko'rsatilgan va odamlar qochib chiqib ketadi o'sha narsa ko'rsatilgan. Ana shu filmda ko'rgan bo'lsangiz bir ajoyib manzarali joyda olingan o'z yerda olingan narsa ko'kda deb tasavvur qilib olingan. Demak, bu kompaniya uning moddiy obyektlari, binolari, servislari, servislari, xodimlari va boshqalari haqida tasavvurdir. Bu narsani hozir ko'rib chiqamiz. Qanaqa servislar bor, qanaqa xodimlar bo'ladi, qanaqa ish joylari bo'ladi, qanaqa daromadlar bo'ladi, buni keyingi slaydda ko'rib chiqamiz. Yirik xalqaro sarmoyadorlik fondi blockchain'de işlediğim dünyadaki milyonlab sermayedarlarını ve faydalanıcılarını öz içinde olan maliyevi sermayedarlık yirik içtimai halkara tarmak. Yirik halkara sermayedarlık fondu. Demek bu sermayedarlık fondu ne bu? İnstitüsyonu fondu. Ne bu? Blockchain'de işlediğim dünyadaki milyonlab sermayedarlarını ve faydalanıcılarını öz içinde olan maliyevi sarmayadorlik yirik ijtimoiy xalqaro tarmog'i. Buni maqsadi va muddaosi nima bu narsada? Demak, millionlab sarmayadorlar. Ya'ni kelajakda mana juda ko'p sarmayadorlar bor, mana Elon Muskning sarmayadorlari bor. Yoki yana shu zamon boshqa kompaniyalar sarmayadorlari bor. Ko'plab kompaniyada sarmayadorlar bor. Ana shu sarmayadorlarning blockchain tizimida o'zini bir-biriga hammasini biriktirib birlashtiradigan tizim. Birleştirilen tarmak, içtimai tarmak, iktisadi tarmak, maliyevi tarmak. Bu hammasini mücassam jamlanan yerde. Blockchain bana kampanyanın türünü blockchain işleyen, mesela bana kampanyanın tokenleri var, kopçuluğun tokenleri var, tokenim olabilişedi. Yani şu tokenle cevaplaşkan blockchain gelecekte bütün maliyevi tizim gelinedi. İçtimai, iktisadi, maliyevi tizim gelinedi. Bunu bana mesela hazır kükünde globallaştırış. Bana bu Bitcoin ne için çıkarıldı? Kim bilir Bitcoin ne için çıkarıldı? Birinci insaniyat muamelenin başlayan da Bartır baba. Kimdir ününü alıp gülüp, günü çok getken, araştırıp getken de Bartır araştırış gülüpler. Kigin ünü etalon koyup tuz alındı, 1 kilo tuz. 1 kilo tuzga kancı uğrayı verildi, kancı kartuşka verildi, kancı kum verildi. Şunu mancarlandı. Ve o şey bir kere tuzlu hesabından kip çıkıp kılınlar. Kiyinçelik tille pülle çıktı. Tille tenge de zebit edildi. Önden kiyin tillerin kötülü yürüyüş hafri buldu. Uğursuz köpeydi, kararsız köpeydi. O kötülü köp güne sunmanı kötülü yürüyüşlülük ağırlık kıldı. Kiyin kağıs bir çıkarıldı. Şimdi bu kağıs buldan kiyin kripto, kripto pülle yani ki kripto de kaysın ayetemiz. Plastikimizdeki pülle kripto hesabı. Pullarni endi yonda chamadonda pul ko'tarib yurilmaydigan bo'ldi-da, xos bilan va katta savdo qilishlik uchun masalan
Moskva'ya bir yük okuyuşluğa borçlu. Bütün kəmide 100 bin dolarından borç gelen. Şunca nasıl çamadanını götürmüş, kıyılık bulundu. Onu kılayına plastikli sorun barladı o kılında. İndi bu plastik hamısı bank tizimde nazarat hospital bakarlığı için adamların hakkında blockchain var. Blockchain nazarat kıyıp okuydu. Onu tohtat kıyıp olmuyordu. Bankta pülümüz boysa, şirketimiz kumplak boysa, pülümüz çarvalanmıyız. Kart, plastik kartlarımız kumplak boysa, bloklak boysa, pülümüz çarvalanmıyız. Bu blockchain, ancak ülkeliği belirli ve muhalevi farabalığını belirli. Şunun için bu blockchain tizimi, kampanyanın uzunluğu blockchain tizimi var. MetaMask arkadaşlar yaptı. Demek ki kelgusu 10 yıl içinde bizim fondumuzun kuyudakiler, fondumuzda kuyudakiler buluşacak. Kim o yılda ne mi demek buluşacak? Bütün dünya boyla 5 milyon artık faul vekil ve hamkorlar. Vekil ne demek aldığını ben kim sayın düşündürüyorum. İkincisi, 10 yıl içinde bu işe rağbet kadar sayın ikincisi, 800 milyon sarmadar. Ana zeminimizin 10% halısı. Biz Özbekistan'da köpçülük savar beledik, kaçan kuremiz dedik. Biz 5% halı bulsun diyemiz. 5% maz, o şimdi yarım, 2.5% bulsun. Mesela Kaysi hudutta kuruluşundan katıyın azar. Her bir hudutun uzunu, her bir şehir uzunu ahalısı var. O şey ahalını 2.5% bulsun. Mesela Alarik, Namangan vilayeti. Dostumda bar girişimde bar ham ve kağıza değerlendiren fakat kağıza maksat ne? Monopoliye asçilikini out kılıp uzunca kılınca işe akışlık ihtimali var. Aynı şahsından kurtuluşluk için mesela 785 bin ahalı şerekanı mesela şahıdan zorunda 785'ini demek 5% 32 bin bölgede 2% 16 bin bölgede. 20 bin adam bolsa. Mesela hazır biz hamı fondlarını yığadığım bolsak, gelette bir 6 milyonda harika işlegene 6 milyonda yakın adam var hazır. Şu 6 milyon adam burada bittiden taklif kılsa keyin var 12 milyon bölemiz. Nohat ki düşünüp yetişkeyim bolsa. Bakın, bana Skyward Community'ni uzun olaylık. Sivik, RS falan çıkarıp taşlayıp, Sivik uzun şüphe karşımda var. Uyarda kuruğu tüketken, 18 yıldan beri ana 1 dolar buldu, bana 3 dolar buldu da bana 3 yıl tüketti, hani sentan bulmadı. Kutup oturgalı cüdoku. Menge kegan malumatlaya kaygandı, birincisi açılıktı, birincisi satışı başlaştı. Bana benim hamkorlarım telefon kılıştı, başka bir ayetlerden. Satıp koyuşken, pülü çıkarıp alışalım dedi, çıkarış dizimi yok. Özlerini kripto ünitelerini satı varışma. Birce'de. İçki birce. Ölenin özünü içki birce'si. İçki birce'nin satı varışka o böyle çıkarış bir mukayyeti yok. O yapsın mı? Demek olaylık bana şu bize kadınlarımız RSV diyen var, Skyward Community diyen var. Skyward Community'de fazla strukturada bir yerim adam var. Oşandan faalı 500. Oşu 500'den doğum mülakatta bu türkenlerin illik. Hübünarlı'da katlanış türkenin 5'te. Hala zor netice mi? Manoş Skyward Community kampanyamızda hiç olmasa 16 bin adam boysa kim kuruluş başlaşımızı mı kuruluş? Faul adamla 16'da boysa. Niye 16 bin de boysa? Ne için? 16 bin adamın narsasını hiç kime koyamaydı. 10'te, 20'te, 100'te nikini. Ama 12'te ulayet var mı? Hem de ulayetten eğer 1000'teden bakan da 12 1000'te adam var dedim. Bir de ulayette 1000'te adam mı? Üstüden iş kılış, hüküm koyuş olsun inşallah. Şunun için hamkorlik, birdamlik, camağa katta buluştuk iş gerek. Keyin slaydımız. 50 yıl atrafıdaki mahsul, 50 yıl atrafıdaki mahsulatlar. Sarmayadorlik ve hukuk mahsulotlari. Har qaysi darajadagi foydalanuvchini ve sarmayadorni talablarini qanoatlantiradi. 50 xildan 50 xil atrof mahsulot bo'ladi. Mana shu mahsulotlar bu mahsulotlar ham hukuk mahsulotlari ham sarmayadorlik mahsulotlari. Bu narsa qaysi darajadagi partnerni ham, konsultantni ham,
masterda ham, ekspertda ham, top ekspertda ham qanoatlantiradi. Uning yashash sharoitini o'zgartiradi va uni moliyaviy mustaqillikni ta'minlab beradi. Hamkorlar esa har bir yo'nalish bo'yicha rivojlanishi va ilgari surishi mumkin. Har bir yo'nalish bo'yicha o'zi ham rivojlanib, u mahsulotni ilgari surishi ham mumkin. Shulardan bittasi stroniy transport, torli transport. Skyway. Yer usti yuradi bor, o'sha asıl yuradigan 150 gacha, usti yuradigan 500 gacha tez yuradigan transport. To'rt xil turi bor. Sayohatlik transporti, shahar transporti, yuk transporti, shaharlararo transporti. Mana shu yo'nalish bo'yicha buni rivojlantirishi va uni ilgari surishligi, boshqalarga taklif qilib ilgari surishligi mumkin. Ikkinchi, butun dunyo bo'ylab har bir shaharda va har bir poytaxtda vakolatxonalar va vakillarni tashkillashtirish. Qancha shaharlar bor? O'zbekistonning o'zida bitta viloyatda o'zida qancha shahar bor? Namangan viloyatining o'zida qancha shahar bor? 10 shahar bor. Shuni har bittasida kompaniyaning vakillari o'tiradi. Hozir O'zbekistonda bitta vakil men bo'ladigan bo'lsa, mendagi vakillardan har bitta viloyatda 10 bo'ladi. Demak, O'zbekistonimizda 100 vakil bo'ladi. O'rtacha odam. Ana shu vakolatxonalarni beriladi. Ofislarni qanday bo'lishligi o'zi ko'rsataman. Namunaviy ofis chiqarilgan, o'sha namunaviy ofislarni har bir tanasi o'sha qanday ofislarga o'tirishlaymiz. Xudo xolisa. Keyingi slaydimiz. Ish bilan ta'minlash imkoniyatini ish bilan ta'minlash imkoniyati bor va o'quv kurslari bor. Xalqaro blokchain platforma va salohiyatli xodimlarni ijtimoiy blokchain profilini shakllantirish. Har bitangizda kompaniya blokchain tizimida profilingiz bo'ladi. U esa butun dunyo bo'ylab odamlarni ish bilan ta'minlash, o'quv kurslarini tashkillashtirish va salohiyatli xodimlarni ijtimoiy blokchain profillari bo'ladi. Ijtimoiy salohiyatlik perspektivli salohiyatli xodimlarni ijtimoiy blokchain platformasi. Bu yerda albatta haligi gapda o'tirib qachon chosiga boraman desa bo'lmaydi. Har bitamiz harakat qilishimiz kerak. O'qishlarimiz bor. O'qishlar tashkillashtirilgan. Mana RSVda o'qishlar ketyapti. Mana bizda ketyapti. Masalan, duplikatsiya bo'yicha men dars berayotgan bo'lsam, taqdimotlar bo'yicha texnologiyani tushuntirish bo'yicha nazariyalar solib beryapti. Va jamoani shakllantirish bo'yicha va mana shu o'quv darslari qandoq muloqotda bo'lishlik, mana duplikatsiyadan tashqari umumiy olimlar o'qishlarimiz RSVda tizimda ketyapti. Turli kompaniyalar uchun alohida maxsus mahsulot sifatida blokchain hamkorlik dasturi. Turli kompaniyalar uchun alohida mahsulot sifatida blokchain hamkorlik dasturi. Ana shu biz yaratgan kompaniya yaratgan blokchaini bir mahsulot boshqa kompaniyalar uchun bir mahsulot sifatida ko'riladigan hamkorlik dasturlari bo'ladi. Partnerskiy programma. Ana shu narsani tashkillashtiryapti. Dunyodagi yirik fiat va kripto litsenziyalarga ega bo'lgan ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar ularning dunyoning istalgan mamlakatlarida ishlashga imkon beradi. Fiat, fiat valyuta ushlaydigan, qo'lga ushlaydigan pullar, hamma mamlakat o'zining puli bor va kripto valyuta. Bularning hammasi litsenziyalangan. Mana shu biz blokchain tizimimizda litsenziyaga ega bo'lgan shu dunyo bo'yicha hamma barchasi litsenziyasini olgan ro'yxatdan o'tgan kompaniyalarni joylashtiriladi. Ular dunyoning istalgan mamlakatlarida ishlashga imkon beradi. Xohlagan joyingizga bo'lsangiz, mana Lyubboy shaharda dedik-ku biz, vakolatxonamiz bo'ladi dedik. Har bir shaharda. Har bir mamlakat poytaxtida vakolatxonalar bo'ladi, vakillar bo'ladi dedik-ku. Namanganda 10 vakil bo'ladi kamida dedik-ku, 10 tumanda. Ana shu vakolatxonalarda bemalol operatsiyalar bajariladi. Akkor summingizni berdingiz, summingizni topshirdingiz, kriptovalyutali kompaniyaning tokenini sotib oldingiz, xohlang Afrikaga boring, xohlang Amerikaning bir chekka qirg'og'iga boring, xohlang Kubaga boring, xohlang Argentinaga boring,
olan Kanada'ya borun, Angliya'ya borun, qayerga borishingizdan qat'i nazar, uyingizda, xonadoningizda o'tirib, telefon orqali murojaat bilan vakilga bu summangizni o'zingizni so'm plastik kartochkangizda perevod qilib, kompaniyadan tokenni olib, dollar qolgan chekasiga borib ishlatish imkoniyatini beradi kompaniya. Hop. Keyingi slaydimiz. Hozir keyingi slaydimiz. Keyingi slaydimiz. Demak, yakka tartibdagi biznes yo'nalishlarini ochish kompaniyaning maqsadlaridan biri. Yakka tartibdagi biznes yo'nalishlarini ochish. Siz o'zingizning biznes yo'nalishingizni ochishingiz mumkin. O'zingiz xohlagan yo'nalishda biznes qilishingiz mumkin. Yangi ish o'rinlarini yaratish. Biznes boshladingizmi, ishchilarni taklif qilasiz. Ishchilarni qabul qilasiz. Ishchilaringiz ishlaydi sizga. Ish o'rinlari yaratib beriladi. Shuningdek, hozirgi jamoaning bir qator a'zolari uchun martaba o'sishi uchun imkoniyat yaratib beradigan o'nlab va undan ortiq yangi loyihalar bor. Rezervatsiya qilib qo'yman, tayyor loyihalar bor. IPO'ga chiqishligi bilan, blockchain ishga tushib ketishligi bilan kompaniya mana bu sertifikatsiyadan o'tib olgandan keyin va birinchi dastlabki 15 yetarlik sertifikatsiyadan o'tib bo'lgandan keyin keyingi etapda qilinadigan ishlar. Juda ko'plab ish o'rinlari yaratib berish. 800 million odam yosh osonmas. Mana shu har kim o'zini sohasi bo'yicha kelishligi. Ana 800 million odam mana shu yakka tartibdagi biznesni ochganlar ham o'sha 800 millionni ichiga kiradi. Mana e'tiboringizga kompaniyaning namunaviy ofislarini jihozlangan holatdagi ko'rinishi. Butun dunyo bo'ylab xodimlar va sheriklar uchun eng yaxshi joylar va ofislar maydonlari beriladi. Burcha saytida butiz biror robotchi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ish joyingizga ega bo'ling. Mana bu narsani hech qaysi bir kompaniya bermaydi. Mana shunaqa shinam jihozlangan xonani har bitta vakolatxonani shu narsaga ega bo'ladi. Har bitta vakil shunaqa ofisga ega bo'ladi. 800 milliondan ortiq investorlar, ular biz bilan moliyaviy jihatdan mustaqil va moliyaviy erkin odamlar bo'lishadi. Shuncha odam, 800 million odam biz bilan birga bo'ladi va dunyo bo'yicha. Qara, surati yozildi, o'ng tomonda turibdi. Tarmoq qanchalik odam shu blockchain tarmog'ida ishlayapti? Kompaniyaning o'sha yo'llarini tashkillashtirib beryapti. Qarshi, mana shu yaroqlab turgan chiziqchilar hammasi Skyward Community kompaniyasini transportlarini tizimi shakllangan rasmdagi holatda ko'rib turibsiz. Biz birgalikda ushbu ideal rasm yo'nalishi bo'yicha harakat qilmoqdamiz va har kuni sayin unga yaqinlashmoqdamiz. Mana chiqib ketgan alpinistlar jamoada bila ko'ryapsizmi? Hammasi bir-birini beldan bog'lab olgan alpinistlar. Bir-birini tushkunlikda qoldirib qo'ymaydi. Hattoyinki imkon qadar mabodo xudo ko'rsatmasa, ichida bittasi o'lib qolsa, o'sha ulovni ham ko'tarib ketishadi. Tashlab ketishmaydi. Biz mana shunaqangi jamoada tashkillashtiramiz. Xudo xolasa bu natijaga yetishligimizga oz vaqtda qoldi. Buni hammamizni yaxshi niyatlarimiz bilan yetib boramiz inshaalloh xudo xolasa. Demak, barchaga ko'zlangan muvaffaqiyatga erishadigan tilak bildiraman. Barchangiz mana bu samoga intilingan, mana bu muvaffaqiyatga erishishligingizni, o'zingizni cho'qqingizga yetishishligingizni barchangizga tilab qolaman. Biz bilan dunyoni zabt eting. Skyward Community. Savollar bo'lsa marhamat. Savol bormi? Savolga o'tamiz. Xo'p, ikkita savolmi, bildirishimi, yozuvmi? Xo'p, soat 10 da meniki ham bor, eslating. Ha, albatta, soat 10 da. Hozir 9 dan 6 minut o'tdi. Xudo xolasa Nadejdani soat 10 da webinarlar boshlanadi. U taqdimot. Texnologiyani tushuntirish bo'yicha bo'ladi.
Sağlı olsun Merhamet. Ahmet Ali, Hasiyat Khan, Kabil Can, Ahmet Can, Nedir'de, Rahbar Khan, Rahmetullah, Umar Khan. Sağlı olsun Merhamet. Sualı var mı? Barçanızda teşekkür. Kadamlarda hasanat. Kuşkanımızdan bağayet kuşsanımız. Sağ bulayın, salamat bulayın. Sağlı bulmasa bugün hazır ki yaşı bakan basit sizlerle yokan basit mahursam ben. Rahmet, sağ olun, zor buldu. Teşekkür, rahmet ustaz. Hemmesi düşünürlüğü buldu. O medyanı bilsin. Rahmet, salamat bulayın. Hasiyat Khan, sağ bulayın, aman bulayın. Barçanızı bugünkü Ramazan gününü esanaman tügallab, yakullab, çarçamay, toluqmay, çankamay, qoluqmay iftarda çiğitip alıştığınızı ve iftarda yokumlu iştahalan tülap